Bugün galeride sergilenecek olan batik kumaşlardan ve onları sergi için nasıl hazırladığımızdan bahsedeceğiz. Tasarımcı kumaşların havada uçuşuyormuş gibi görünmesini, yani arkalarında herhangi bir çerçeve ya da pano olmamasını istedi. Kumaşların havada asılıymış gibi görünmesi zor bir istekti. Çünkü bunun gibi ince kumaşlarda ön taraftan mıknatıs uygulamayı düşünsek de bu yöntemle bile mıknatıslar görünür oluyordu. Ve yine sorun ortadan kaybolmuyordu. Sergideki 3 kumaşı asabilmek için şöyle bir yöntem uyguladık. Kumaşın fotoğrafını mıknatıs boyutlarında ve aslına sadık kalarak kesip esnek mıknatıslara yapıştırıyoruz. Bu esnek mıknatıs adını verdiğimiz malzeme. Bunlar da destek panosuna yapışan metal parçalar. Fotoğrafın kesilmiş kısmı buraya geliyor. Kumaşı metal parçalarla doğrudan temas etmemesi için maylardan yapılma panoya asıyoruz. Kumaşla metal pano birleştirildikten sonra mıknatısı kumaşın üzerine yerleştirip kumaşın metal pano ile desteklenmesini, mıknatısın da kumaşa ait fotoğrafla gizlenmesini sağlıyoruz. Anlattığım tekniğe ait çizimi burada görebilirsiniz. Gerçek boyutları tabii ki bunlar değil. Ama renklere bakarak katmanları ve hangi malzemenin nerede kullanıldığını daha iyi anlayabilirsiniz. Kumaşın iki tarafına da maylar ya da polyesterden yapılmış bir malzeme uygulanması, onun mıknatıs, metal pano ve yapıştırıcı ile doğrudan temas etmesini engelliyor ve böylece kumaş korunmuş oluyor. Kullandığımız mıknatıslar demir içerdikleri için kumaşları zedeleyebilir ve zarar verebilirler. Bu gibi bir askı tekniğini uzun süreler, örneğin bir seneyi aşkın bir süre için kullanmayız. Bu tekniğin kapalı bir muhafaza içinde sergilenen kumaşlar için kullanılması da önerilmez. Bu kumaş bele bağlanan kuşak tarzı bir kumaşmış. Sergiye hazırlama aşamasına geldiğimizde saçakları bizim için problem olmaya başladı. Çözüm olarak kumaşı baş aşağı asarak yer çekiminin de yardımıyla saçakları sallandırabileceğimizi düşündük. Ama küratör ve tasarımcı kumaş üzerindeki desenleri ve kumaşın ziyaretçilere daha yakın olmasını düşünerek kumaşın yatay olarak asılmasında ısrarcı oldular. Saçakları neredeyse tamamen transparan olan polyesterden yapılmış bir tabakaya sabitledim. Dikişler saçakları sabit tutarken kumaşa zarar vermiyorlar ve sergi bittiğinde kolaylıkla sökülebilecek şekilde düzenlendiler. Bu sayede saçaklar da düzgün bir şekilde duracak ve yer çekimine karşı koyabilecekler.